Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir eğitici video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere GB WhatsApp'tan bahsedeceğim. GB WhatsApp arkadaşlar e, bununla ilgili ben bir video daha paylaşmıştım. Bu WhatsApp'la o farklı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. O da GB WhatsApp ama bu başka bir WhatsApp. O başka WhatsApp arkadaşlar. Özellikleri tamamen farklı. E, bunun diğer versiyonlarını da kanalımda paylaşmıştım. Kanalıma göz atarak inceleyebilirsiniz Arkadaşlar ben şimdi bu WhatsApp'tan bahsedeceğim sizlere sıfırdan WhatsApp'a girişten bahsedeceğim bu normal Play Store'daki olan WhatsApp'la iç tasarımı ve giriş ekranı aynı arkadaşlar diğer bizim WhatsApp Plus'lar gibi değil onda mesela WhatsApp'a girerken altında for Facebook diye yazmıyor ama bunlar yazıyor yani bu birebir Play Store'daki WhatsApp'la aynı arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere Şimdi ben bu uygulamaya giriş yapacağım. Telefon numarası yazarak sizde nasıl olduğuna dikkatlice bakın arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar tıkladım. Bakın normal bu ekran falan aynı. Play Store'daki WhatsApp gibi hiç farkı yok. Ama içeriği değişik arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi kabul et ve devam et dedikten sonra arkadaşlar izin ver diyoruz. Bakın ekrana çıkanları görüyor musunuz? İşte Whatsapp, Yo Whatsapp, GB Whatsapp, FM Whatsapp. Yani diyor ki arkadaşlar burada hangisinden yediğini geri yüklemek istiyorsun? Sen hangisini seçersen yani bundan önceki Whatsapp'ın neyse o Whatsapp'ı seçerek geri yediğini alabiliyorsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela bakın burada FM WhatsApp'a baktığınızda 6. ayın 8'i diyor. Diğerine bakınca 9. ayın 15'i diyor. İşte böyle gidiyor arkadaşlar. Diğerlerinde ne zaman yedek yapıldıysa benim cihazımda onları gösteriyor. Ve saatlerini de gösteriyor arkadaşlar. Ben buradan hangisini seçersem mutlaka ve mutlaka dönüşü olacak. Yani hangi yedeklerim varsa gelecek. Ben burayı atladığım arkadaşlar yüklemesin hiçbir şey. Telefon numaramı gireceğim şimdi buraya. Burayı full'ü yapacağım. Sırbistan numarası giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, doğrulama kodumuz da geldi. Kodumuzu girdik ve gördüğünüz gibi ekranda yüklememiz gerekeni gösteriyor. Geri yükle diyor. Skip diyor. Yani atlayın. İster geri yükleyin ister atlayın diyor. Ben burada geri yükle de yapsam olur. Skip diye atlayalım arkadaşlar. Geri yüklemeyi atla diyelim. Buraya bir nokta koyalım. İleri diyelim. Ve bu çıkıyor karşımıza. Bunda bakın aşağıda çarpı var arkadaşlar. Çarpıya basarak kapatıyoruz. Tekrar çarpıya basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ekran geliyor. Yani tıpkı normal WhatsApp gibi ekran geliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ama yine yukarıda uçak modu ve gece modu da mevcut arkadaşlar. Bakın bastığınızda gece moduna geçiyor. Bastığınızda gündüze geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ve uçak modu da mevcut. Bastığınızda tamam dediğinizde arkadaşlar bu şekilde oluyor ve uçak moduna geçiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ve basarak tekrar bu şekilde de uçak modundan geri çıkarmış oluyoruz. Ve 3 noktaya tıkladığımızda GB ayarları var gördüğünüz gibi. Tekrar başlat var arkadaşlar. Ve bir de burada aşağıda köşede artı işaretimiz var. Ona bastıktan sonra arkadaşlar görün bu şekilde de açılıyor gördüğünüz gibi. Buradaki ayarlara da basarak bu şekilde geliyor. İsterseniz de köşedeki 3 noktaya tıklayıp da daha sonra GB ayarlar dediğimizde de bu şekilde de gelebiliyor. Bu son sürüm arkadaşlar. Bu WhatsApp'ın son sürümü. Bundan önceki 11.10'du galiba. Bu 11.20 olarak en son sürümü arkadaşlar. Bazı hatalar vardı. Onlar giderilmiş. Eğer yükleyecek olursanız direkt bunun linkini ben paylaşırım arkadaşlar açıklamalar kısmında. Siz oradan indirebilirsiniz bunu. Bu dediğim gibi arkadaşlar önceki yani Play Store'daki WhatsApp'la hemen hemen aynı gördüğünüz gibi girişleri çıkışları birebir orijinal WhatsApp gibi yani diğer WhatsApp Plus gibi değil. Onu söyleyeyim sizlere ve onun gibi özelliği de çok değil. Kafa karıştırıcı değil. Siz bunda daha sadeliği fark edeceksiniz. Mesela Gerçekten whatsapp plus da sizin işinize ne yararsa gerçekten bunda da var yani Şunu söyleyeyim arkadaşlar Bu daha sade Daha Orijinal whatsapp'a yakın Bunu da yükleyebilirsiniz tabi kendinizde olan whatsapp plus da kalabilir fark etmiyor Ama ben o kadar karışık özelliğe gerek yok ben de bunlar da olsa yeter derseniz bu whatsapp'ı kullanabilirsiniz Zaten bunda da son görülmeyi gizleyebiliyorsunuz Yönlendirmeler devre dışı bırak bunda da var Mesela görünüm durumunu gizle var arkadaşlar. Mesajların silinmesini engelle bunda da var. Gruptaki mesajların silinmesini engelle var. Durumlardaki yapılan durumları silinmesini engelleme bunda da var arkadaşlar. Söyleyeyim sizlere. Yani bunda da hepsi mevcut. O yüzden bu, bu WhatsApp'ı da kullanabilirsiniz. Yani bu daha sade, daha şık bir WhatsApp. Bunu da kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bakın şu aşağıdaki Home, Edit, US, My Name yazan bu yeni gelmiş bu özellik arkadaşlar. Bu yoktu bir öncekilerde. Onun bir üstündeki de yeni gelmiş. Onu söyleyeyim sizlere. Bu Evrensel ayarlara da gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bazı küçük ayarları yapabiliyorsunuz bu şekilde de istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela bakın emoji çeşitlerini de WhatsApp, eski WhatsApp sistem emojisi olarak da değiştirebiliyorsunuz. Ve 4G'ye de alabiliyorsunuz. Wi-Fi veya 4G diyor arkadaşlar. Yüklemeyi. O çok da önemli değil. Onu siz kendiniz nasıl isterseniz öyle de ayarlayabilirsiniz. Çok kaliteli fotoğraf gönderme istiyorsanız bu tiki açacaksınız arkadaşlar ve daha kaliteli videoları göndermiş olacaksınız. Ben size öylelikle söyleyeyim. Burada iptal diyelim. Ve 5 dakikalık durum gönder var ama bunda tiki açılmıyor. Şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bir önceki Whatsapp'larda bu 5 dakikalık durum var. Ama şöyle de bir eksisi var onun. Whatsapp Plus kullananlara 5 dakikalık durum gözüküyor ama Normal WhatsApp kullananlara 5 dakika durum gözükmüyor. 30 saniye gözüküyor. Onun da bir çaresi vardı. Ben birkaç videomda söyledim. Bir sonraki videomda da onun detayından da bahsederim detaylı olarak. Bu WhatsApp'ımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu da indirip kurarak çok daha yeniliklere, çok daha sadeliğe ulaşabilirsiniz. Bu dediğim gibi en son sürümü. Bu sürümler güncelleniyor devamlı arkadaşlar. Ben her çıkan bir sürümde sizlere açıklamasını yapacağım, videosunu atacağım arkadaşlar. Videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.